YouTube'un en komik yarışması Kolay mı Zor mu başladı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle de yapabiliyorsunuz. Bir arkadaş grubu toplayabiliyorsunuz. Anlatan adamla kumpas şeklinde de yarışabiliyoruz. Çünkü siz karı kocasınız değil mi Barış? Evet. Siz de aynı arkadaş grubundasınız. Aynen öyle. Toplanmışlar benden para almaya geldiler. Böyle saçma bir şey görmedim hayatımda. Şu herif bize bir iki tane soru sorsun da paramızı alıp gidelim diye gelmişler. Ama Barış da benim arkadaşım. Ama sizi nereden tanıyoruz? İlişki testine katılmıştık. Evet. Bir Temmuz ayındaydı. 3-5 ay oldu. Doğal bir yayın oldu. Biraz birbirimize girdik. Biraz eğlendik. Evet. Barış ve Erdem. Evet. Parayı alacaksınız, bölüşeceksiniz. Öyle yapmayın da parayı biz yiyeceğiz diyeyim. Bari içim rahat olsun. Aramızda bölüşeceğiz. Vermiyor musunuz? Tabii. Siz de parçalamaya geldiniz. Yani yapacak bir şey yok. Biz öncesinde ısınmıştık. Böyle şartlarımız vardı aslında bize ki siz yenerseniz de paylaşalım, biz yenersek biz paylaşalım dedi. Sahneye çıkana kadar da o şurada bitti o anlaşma. Bizi yani sattılar. Çıktıktan sonra herkes ya ben yalnız. Ben halihakarda kazanacağım. Evet. Zaten. Vallahi süper ya. İşte aradığım ruh bu. Alkışlarınıza başlıyoruz arkadaşlar. Pınar ve Buse'den başlayalım. Pınar yani ladies first diyoruz. Pınar ve Buse'den başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar konu başlığımız Star Wars. Eyvallah. Karakterleri. Star Wars karakterleri. Harika. En komik iki. Sıfır mı? Evet. Sıfır mı? Orada Sünger Bob demiştim ama olmadı. Sıfır mı? İkinci köşe. Ben kolay soruyu seçebilmek için en komik hikayeyi alalım. Kim anlatacak? Sen mi anlatacaksın? Ben anlatayım. Karar verdik. Bilmiyorum. Bir şey karar vermem. Sadece parayı yani almaya gelmiş. Ya ben bir giyim mağazasında çalışıyorum. O kadar uzun süre çocuk yanında çalışınca bütün çocuklara sarılmak, dokunmak, böyle oynamak bizim için bir şey oldu. Reyonda tek başımayım. Bir tane benim şu boylarıma gelen bir çocuk geldi. Rengarenk giyinmiş ama o kadar tatlı ki yani dünya tatlısı bir çocuk. Saçını yana taramış, pıtı pıtı dolaşıyor etrafta. İlgileniyorum, bir şeyler gösteriyorum. Bir şey de beğenemedim. Neyse kanım kaynadı, böyle sarıldım. Çok tatlısın dedim. Mağazada da asansör var. Ben de yolcu ediyorum onu. Asansöre bindi. Bana döndü. Ben cüceyim, 30 yaşındayım dedi. Ben de o sırada 20 yaşındayım. Kapı kapandı, kaldım böyle. Bayağı taciz ettim adamı. Utandım ki. Ya dedim inşallah şikayet falan etmez. Bayağı böyle kameralar falan da var çünkü. Bayağı sıktım, sarıldım adamı. Böyle rezillikti yani. Öyle bir şey. En utanç verici anınız bu değil mi? Yanlış yerde kullanıyor. Ya bana da şöyle bir şey oldu. Böyle yolda yürüyorum. İzmir'deyim. Annem babam İzmir'de oturuyor. İzmir'e gittim. İzmir'de yolda yürüyorum ama çok seneler önce. Hiç yapmayacağım bir hareket. Ben yani salon beyefendisi değilim ama böyle daha kibar bir adamımdır ben yani. Böyle önümdeki adam Allah'ın bir şey yapmam bilmem ne. Haytut bir şey yapmam. Ya herif önümden dibimden yürüyor çocuk yani. Çocuk yani tamam önümden yürüyor. Adım atıyorum ve ayaklarımız çarpacak. Yani en son bıktım böyle dedim ki oğlum bir çekil dedim şöyle. Yani şöyle yanağından tuttum. Çekil dedim sakallar elime geldi. Tamam mı? Bir de sinirliymiş abi. Bir döndü bana. İşte bilmem ne diyorsun lan bilmem ne falan. Ben dedim ki ne diyorsun lan bilmem ne. Abi bir arkadaşları varmış. Altay'ın maçı varmış. Altay Spor hepsi siyah beyaz. Eyvah. Oğlum bak beni bir dövmeye başladılar herifler. Ne ara nereden çıktın da paçanı sıvadın be adam yani. Paçası sıvanmış insanlar uçarak geldiler yani bak. Öyle vurdular ki baba yere düşemiyorum bak yere düşsem tapancam böyle aynı anda böyle vuruyorlar hani eşit vuruyorlar yere düşemiyorum yani. Çok büyük dayak yemiştim o herif yüzünden. Ya, olabilir böyle şeyler. Evet sizin var mı güzel bir hikayeniz? Sizin hikayenizi destekledim bak bana şimdi sizi seçecektim. Aynısı bana dolu diye sana da hikayeniz. Kim anlatıyor abi? Ya bizim beraber bir anımız var. Tabii bu yıllar geçtikten sonra komik hale geldi biz bunu üstünden geçe geçe. O an için benim için çok korkunçtu. 2009-2010'larda bu vatandaşla beraber Dubrovnik'e gittik, Hırvatistan'a. Gece oteldeyiz, yatıyoruz ayrı yataklarda. Detay önemli. Ayrın tepek lüzum yoktu belki ama yani yatıyoruz. Yok yine de yani uyuyoruz. Ufkumuzu daralttığın için memnun olduk yani. Ufkumuz geniş olunca başka şeyler de ya gibi. Şöyle gece 9-10 gibi yattık. Ertesi gün sabah kalkılıyor işte tura katılıyorsun bilmem bir yere götürüyor seni falan. Erken yatıyoruz haliyle.
Saat 1-1.30 gibi bir ince bir ses geliyor. İlk defa yurt dışına çıkmışız bu arada. Bir şey de var, daha ilk gün. Tedirginlik de var yani şimdi. Dil kısıtlı falan. Gece kalkar yanıma gelir. Ya bir gibi bir ses geliyor, bir konuşma sesi geliyor. Baktım bu konuşuyor, dedim telefonla konuşuyor herhalde. Dedim acil bir şey mi oldu? Yani yurt dışıyken bir adam gece ikisinde hani neden telefonla konuşur biriyle? Neyse, bir bildiği vardır. Yatmaya devam ettim. Aradan bir 5-10 dakika geçti. Hala konuşuyor. Dedim ben bir bakayım, bir şey oldu herhalde. Kalktım sersem böyle. Banyonun kapısı açık. Işığı vuruyor. Yaklaştıkça dediklerini anlamaya başladım. Bir şey konuşuyor, bir şey tartışıyor. Şöyle kafamı uzattım. Şimdi banyoda olduğu için haliyle aynanın karşısında eline telefon falan yok. Konuşuyor. Alkolü falan da değil. Ne konuşun? Ölesiye merak ettim. Yani ne anlatıyor bu acaba diye. Orada dikildim. Gerçekten benden haberi yok. Çok korkunç bir ana tanık oldum orada. Ben çok korkmuştum. Şey diyor böyle. Şimdi yarına prova hazırlık yapıyormuş bu. Kalkacağız, şehri gezeceğiz işte falan. Saçlarını tanıyor. O zaman az çok saçı var biraz da. Saçlarını tarıyor böyle. Taradı. Yöreli bir şeyler yaptı. Sola doğru tanıdı. Ya nasıl ya dedi. Sola taradım, güzel olmuş mu dedi. Beni görmüyor ama. Ben sesini duyuyorum. Dedim acaba bana mı dedi. Tam böyle dönecektim köşeyi, bakacaktım ona. Biraz daha ses tonunu incelterek şey dedi. Yok ya dedi, diğer tarafa tarı dedi. Yok ya dedi. Bana öyle bakma abi. Diğer tarafa tara sen dedi ya. Sol dedi yakışmıyor. Sağa yakışıyor sana falan dedi ama başka birini konuşturuyor. Tiyatro yapıyor adam orada. Allah dedim ya, bu böyle huyları da yok yani. Buraya kadar kabuldüm. Lakin üçüncü bir ses devreye girdi. Bence dedi ortadan ikiye ayır. İkisi yakışmıyor dedi. Ya yemin ederim hocam, nasıl korktum. Dedim ki bu çocuk hasta herhalde. Yani bu şizofrenik bir eğilim var bunda. Eğilimi de geçmiş. Olmuş artık. Kişilik bölünüyor ya abi. Üç kişi konuşuyor ya. Biri sağa yatır diyor, biri sola yatır diyor. Biri hayır, ikisi de olmaz, ortadan ayır dedi. İsimleri de var. Tabii. Kendi adı Erdem. Birine Herdem demiş kendince. Birine de Erdener. Üç kişiler. Ben hocam hiç... Yapıştı bana o, gidiyor. Çıtık diye kapıyı kapatıp çıkarım. Ya, bak yemin ediyorum sana. Yani nereye çıkacağım? Çıksam otele gene geri döneceğim yani. Şimdi buna da şey demek istemiyorum. Erdem sende bazı kötü belirtiler gördüm ben diye. Endişe ettim yani. Kim, Erdem'e mi soracaksın? Herdem'e mi soracaksın? Erdem'e sorsan Erdener cevap verecek. Erdener. Çok yükleniyorsun ona falan diyebilir. Sen de ben bekledim. Hiçbir şey olmamış gibi böyle odada ses çıkarttım falan. Televizyonu açıyorum. Hani bir hayat var. Beni duysun da bir normale dönsün diye. Niye başka diye. Birini getirmiyorsun şuraya ya? Geldi sonra, aha ayakta mıydın sen dedi. Dedim sen ne yapıyorsun orada? Ya dedi uyku tutmadı, kalktım dedi. Bir bavulum abi, falan bir şey dedi. Tabii. Bu var mı böyle bir şey? Yani yok, yok. Devam ediyor mu? Yok yok, eden bir şey ama. Ya öyle yapmışım yani. Ha, uyku sersemi? Yok canım, bilinçliyim. Hatırlıyorum. Kurtarır mıyım acaba? Hani insan sesli düşünür ya. Yani bu sesli düşünün de birkaç kişiyle düşündüm. Neden öyle bir şey yaptın hiç anlamıyorum. Ben çok korktum. Ertesi gün... Adamın vücudunda demokrasi var abi. Yani. Çok seslilik. Ben var. İkinci kişiye kadar okeydim. O cepte tamam. Kurtarırı vardı. Üçüncü yorumu duyunca ben çok korktum. Ya başka açılardan görmek istedim kendimi. 10 yıl bunu anlatan. Bunu normal karşılıyor. Anlatınca en çok da bu gülüyor. Yani o çok enteresan. Çok gülüyor adam. Evet diyor. Ya nasıl bir gündü diyor. Andı diyor falan diyor. Hatırlıyor çünkü çok o anları. Çok oluyor mu bundan? 2010. Ha, yani bundan başka oldu mu? Yok. Bir kerecik. Bana denk geldi şansım. Yani ya. Konuşurum ayna karşısında öyle ben de. Hani normal işte, her insan konuşur ya bence. Saralım istersen. Konuşuruz yani. Yani konuşsa da bir İçinden kişi konuşur. Konuşursun falan, hani olur bir şeyler öyle de. Ben şunu merak ediyorum. Acaba ben o banyoya girseydim. Orada ne olacaktı, o bir soru işareti yani. Erdener'in var ya, pisi pistir. Onu şey yapıyorsun. Bilinçli bir şekilde arkadaşlık ediyorsunuz öyle mi? Biz onun üç karakterini de bu adam avukat ya. Vallahi aynı güzel ya. Avukat bu adam ya bir de. Hukuk düşün hocam. Mazhar Fuat Özkan mı? Yoksa? Bence grup kurabilirsin yani. Şimdi anladım ya. Bu kadar arkadaşınız hiç bu zaman Mazhar Fuat Özkan demiyorsunuz. Ama evet, şöyle bir şey var yani, Erdem mesela o kadar tatlı bir insan ki bazen herkesin böyle
canı sıkkın zamanları oluyor. Biz grupça takıldığımız zaman böyle canı sıkkın oluyor. Ya diyoruz ki Erdem hadi Erdem gitsin, Erdener gelsin. Hadi yani. Ya bu adamı niye böyle teşvik ediyorsunuz? Ama çok Allah tatlı Allah. Bir insan gerçekten. Senin hikayene nasıl bir isim koyayım? Ben senin hikayeni unuttum bile ya. O kadar manyakça bir şey anlattılar ki. Senin hikayeni. Sarılma. Bir sevgi filmi mi? Yoksa Mazhar Fuat Özkan mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Star Wars. Kolay mı zor mu? Hocam hiçbir fikrim yok, zor o yüzden. Yani madem bilemeyeceğim. Allah Allah. Benim Allah. Hiç yok. Gerçekten. Hiç yoksa kolay değil abi. Ya yok i̇şte belki biliriz zor biliriz ya. Ha. Olur olur ya. Biz çok değişik bir ekibiz ya. Biz. Anladım onu. Çok denk geldi ya Star Wars. Baba adı Anakin. Lütfen biliyorsanız biliyorum. Söylemeyin. Baba adı Anakin. Tek bildiğim o. Anne adı Padme Amidala. Bilmiyorum ya. İkiz kız kardeşi Lea, Lei Organa Solo. Eşi Maria Jade olan Kylo Ren'in dayısı. Burası çok komik lan. Ben bunu yazarken çok gerçek güldüm. Kylo, gerçek. Mi? Kylo Ren'in dayısı Star Wars karakterinin adı nedir? Abi ne yaptın ya? Oğlum benim bildiğim iki tane karakter var. Anakin Kylo Skywalker dayısı var sadece. Neyin? Şeyin eltisi falan. Anakin. Anakin'in oğlu yani. Bir uçurum bu konuya. Evet Anakin'in oğlu. Için. Ben iki tane karakter biliyorum. Bir tanesi o Demir Adam. Ha. Onun ikiz olduğunu düşünmüyorum. O ayrım ben abi. Yok yok. Demir Adam derken siyah neydi o şeyle geziyor işte. Ha, bir tane de şey var. Judo muydu? Demir de judo. Yeşil ufaklık var ya onu biliyorum. Yeşil ufaklık. Ya bilmediğim için yani onun ikizi sen falan. Sen sarılırsın o yeşil. Oğlum sen gene ucunda yakalamışsın bir şey var. Yok ya benim bildiğim Anakin Skywalker bak başka bir şey bilmem ben. O ne? Bilmiyorum ki. Onu evet oldu. Baba onun... adı Anakin Skywalker abi. İşte. Baba adı. Evet. Onun oğlu ya. Hiçbir... Soyadı Skywalker'dır o zaman değil mi? Evet. X Skywalker. Evet. X mi? Bir şey söyle işte ya. Oraya yani. Kadar geldiniz. Bak hiç sıfırdan iyi geldik. Evet. Soy ismi bulduk. Anneyi İsimleri tanıyoruz. İsimleri sayarsanız belki, belki şık şeydir. Yok oğlum ya. Yok. Luke Skywalker'dı abi. Biliyor muydunuz arkadaşlar? Hiçbir çok yani Star Wars'u bilene gerçekten kolay bir zor soruydu. Şimdi size soruyorum kolay soruyu. Büyük Jedi Üstadı, Jedi Konseyi üyesi, 500 yıl Jedi yetiştiren, yaşayan efsane hocanın adı nedir? Ne onu mu biliyordun? Tam kadar, da senin kategorinden geldi ya. Ne kadar kötü bir strateji yaptık ya. Biraz önce söylediler mi? Ciddi misin? Tek bildiğim o. Söylemeyin, söylemeyin. Küçük yeşil desek olmaz mı? Ya zaten paramı almaya geldiniz. Bari bir cevap verin bir şeyi yani. Ya ben hiç izlemedim. Ben de bilmiyorum yani. Ben niye kolayı seçmedim ya? Kulakları var küçük. Hoca ama efsane tamam, yani. Evet. Yok. Onu biz cevaplayamıyor muyuz? Şey. Yok. Var mı bilen? 1, 2, 3. Ben söyledim az önce bildiğim tek kişi yok. Ben niye kolayı seçmedim ya? Bak biliyor. Ya dün... Az önce söyledim. Dün anlatan adamla cehalet devam ediyor arkadaşlar. Aksiyonuza. Kolay desem bilecekmişim. Doğru. Bir bildiğim oydu. Konu başlığımız Haluk Bilginer olacak arkadaşlar. En iyi taklit. Kim yapar? Siz başlıyorsunuz önce çünkü ladies first demiştik. Ben kim yapacak taklit? Taklit adına bir şey yok. Erdem deneysel bir şeyler yapacak. Ya ben Kemal Sunal öyle saçma bir taklitini yapacağım. Tamam abi. Işık ışık. bu kadar kötü olamaz ya. Oğlum bu kadar güzel olamaz. Hiç beklemiyordum ya. Ağır çekimli bir daha izlemek istiyorum ya. Bir daha yapsana Allah'ın sözü. Işık ışık. Çok iyi abi. Çok iyi. Bravo. Jenerimizin bir bölümünü izlediniz. Evet. Siz de? Kim yapacak? Taklitçi Pınar yapacaktı. Kuzum yüz civarcıma gölge düşmesinden de endişe ediyorum. Bir şey. Ne biraz kadar daha yap ama olmaz böyle. Daha olmaz. Hayır izleme hayır. Cümleyi doğru söyle bari. Sevmiyorum de. Sevmiyorum. Yok çıkmıyor ya. Ya yok çıkmıyor desen çıkıyor. Yani adam sana diyor ki seviyorum de sen diyor ki sevmiyorum yok çıkmıyor. Yok çıkmıyor deme çıkıyor. Üçüncüde de seviyorum diyeceksin. Anladık kız anladık. Ha, anlamıyor. Allah Allah. Tam bu kadar işte. Hayır bu kadar olmaz. Kız böyle. Seviyorum de sevmiyorum. Buydu. Lütfen seviyorum de sevmiyorum. Seviyorum de. Sevmiyorum. Seviyorum de. Sevmiyorum. Seviyorum de. Sevmiyorum.
seviyorum de. Seviyorum diyecek ya, artık. Artık seviyorum. Son bir kere daha seviyorum de ya. Seviyorum de artık ya. Sevmiyorum. Ya arkadaş ısrarla söylemedi. Yemin ediyorum filmde olsak seni setten kovarız şu an ya. Seviyorum de sevmiyorum. Seviyorum de sevmiyorum. Seviyorum de seviyorum de seviyorum de. Ben büyük yani nesi seviyorum. Sevmiyorum. Seviyorum de. Anlatamıyoruz ya seviyorum de. Seviyorum. En komik tüluat dalında. Evet arkadaşlar, ne diyorsunuz? Müthiş bir kast seçimi mi? Yoksa gerçekten Kemal Sunal mı? Hakikaten. Alkışlarınızla Kemal Sunal. Abi vallahi süperdin abi. Haluk Bilginer konu başlığımız. Kolay mı zor mu? Gene zoru seçelim mi? Seçelim ya. Oğlum emin misin? Kolay olsun ya. Altlık maç bu. Tamam, evet. Öyle mi? Evet. Evet. Kolay. Evet. 2019 International Emmy Awards'ta en iyi aktör ödülünü alan Haluk Bilginer hangi dizdeki rolüyle bu ödülü almaya hak kazanmış? Şahsiyet. Dediler, bir puan aldılar, alkışlıyoruz. Kolay sorumuz, kolay. İki puanmış. Zor sorumuz. Çok zor değil yani eğer takip ettiyseniz. 2009 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Ezel dizisinde 2010-2011 yıllarında rol alan Haluk Bilginer'in dizideki karakterinin adı neydi? Yani Ezel dizisini izlemedim ben. O yüzden bilmiyorum. Bende de yok. Yok Haluk Bilginer'i takip ediyorum filmlerini ama Ezel size soracağım abi. 3 puanlık soru olacak. Yok. Yok mu cevap? Ya Ezel dizisinde ama ana karakterlerden değildi herhalde. Ben de çok bayağı ana yapıyorum. Karakterlerden birisi oldu. Sonradan sonra, dahil oldu. Hani yok yani. 2 sezon oynadı. Bir Kenan İmirzalıoğlu mu oynadı dizimi? Evet. Dayı mayı vardı onda değil mi ya? Tuncay Kurtiz oynuyordu. Ha aynen. Yoksa karışıyor da 3 puan falan diyorum bir de baba ya. Gene izlemeyi İki zoru almamışız. Evet. Ezel'de Haluk Bilginer'in karakteri. Evet. Zormuş ya gerçekten. Zor. Zor zormuş. O kadar filmi varken yani. Dizisi mizisi çıkar diye düşünüyordum çok ama. Çok evet ince ayrıntılar. Bak gerçekten. Alırsak 2 puan değil mi bu? Ben Ezel'i hiç izlemedim yaparız. Ki. Neyi yok, izledin ki? Biz hiçbir şey izlemedik. Star Wars'u izlememişsin. Ya adamı niye sallıyorsun? Şahsiyet. Şahsiyet gibi. Daha güncel haber zaten onu da bil. Adam aslan gibi Kemal Sunal'ın yaptı. Yaptı canım iyi takımız kolay biz. Soruyu aldı. İyi takımız biz de topar. Ya, takım içi şeyimiz o. Diri tutuyor bizi öyle birbirimize atmamız da. Ezel, abi bilmiyorsunuz ne düşünüyorsunuz? Ezel yok çıkmaz benden ya. Maalesef. Bir puanla geçiyoruz var mı bilen? Kenan Birkan'dı. 1-0 öne geçtiler, alkışlıyoruz arkadaşlar. Durum 1-0. Olsun. Aynen. 1-0 olsun sizin olsun. Tabii. En utanç verici an. Toplar, konu başlığımız toplar. En utanç verici an. Tamam. Ne anlatıyor, kim anlatıyor? Ben anlatıyorum. Tamam. Ya ben normalde çok sakar bir insanım. Normal yani düz yolda yürürken bile düşebilme kabiliyetim var benim. Yeni işe başladığım apartmandan ineceğim böyle. Her katta da apartmanın her katında kameralar var. Çok güvenlikli bir apartmanda. Belirli bir zaman sonra merdivende inerken gözüm merdivenleri seçmemeye başladı. Ve ben takıldım, yüzü koyun düştüm. Ama böyle bayağı pataküte düştüm. Ve düşerken de en son durma noktam şey oldu, böyle elektrik kutuları oluyor. Oraya böyle kafayı geçirdim ben. Çok fazla ses çıktığı için utandım, her yerden de kamera var. Hani duyarlar, çıkarlar falan diye. Ben hemen böyle toparlanıp geri gittim. Kamera beni görmesin diye merdivenin oraya saklandım. Kendi kendine yaşadıklar. Direkt aklıma kameralar geldi. Yani hani sesi duyarlar, kameraya bakarlar, orada benim düştüğümü görmesinler falan. Fakat şöyle bir şey oldu, şanssızlığım. Tam karşıda asansör kapısı açıldı. Ve orada adam benim bütün çaresizliğimi gördü. Yani orada düşmem, telaş yapıp geri çekilmem, kameradan kaçmam, acıyı yaşamam falan. Hepsini aynı anda gördüm ve büyük bir rezillik yaşamıştım. Ben kendi içimde şahsen. Alkışlıyoruz. Mücadele ben... etmiş. Abi ne sallandım be. Benim sallandığımı gördünüz mü ince ince? Ben de göbekte olduğu için böyle jöle kıvamında küçük küçük böyle sallanıyorum seni dinlerken. Biraz yani... Bir sarsıntı gördüm. Kim sallanıyor? Erdener.
Erdener'e söyle 4.8 şiddetine sallanıyor. Vallahi harbiden çok fena sallandın ha. Evet. Allah korusun. Evet Erdener. Ha, ben anlatıyorum. Evet. Neyi anlatıyordum? Utanç. Erdener mi anlatıyor? Evet. Erdener mi anlatıyor? Yok Erdem anlatıyor. Erdem anlatıyor. Aynen. 7-8 ay oldu herhalde. Beşiktaş'tayım. Vapurdan indim. Konsere gideceğiz iki arkadaş. Elimde telefon var. Patrondan mail gelmiş. Bir yandan onu okuyorum. Bir yandan konsere yetişmeye çalışıyorum. İki tane de arkadaşım var yanımda. Biri bır 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 anlatıyor. Bir şeyler konuşuyor. Beşiktaş meydanda sahil tarafında uzun toplar vardır böyle. Evet. Yürürken elimde telefon çat. Ben kafayı topa vurdum. Mermiye kafa attım. Ekşi Sözlük'te topik oldu bu hatta. Mermiye kafa atan arkadaş diye. Telefon yerde. Arkamda bir güruh var böyle. Pua diye kopan tabii ki. İşte böyle işin özü. Komikti yani. Rezillikti. Evet. Rezillik. Utandım tabii ki. Yani. Buradaki rezillik çarpmam mı? Ekşide başlık olmam mı? Bence çarpmam. Bence diğeri ya. Öyle mi? Değil mi? Orada insanın kendini görmesi başlıkta. Yani o tabii kötü. Bir de fotoğraf çekip koysalar ne güzel olur diye çarpma. Valla ben fazla bulaşamıyorum abi. Demin bana Erdener sallanıyor dedi. Ben orada kaldım. Ben alışayım mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Erdener. Erdener mi? Ama şimdi karakter olarak Erdener'i sevdiğiniz siz de ondan. Yoksa yani daha şiddetli bir şekilde girmiş asansör yani. Evet. Bir evet. De güzel de anlattı asansör. Ya. Güzel asansör. Anlattı. Asansör. Ne sağ olun ya ben yönlendirdim. Oradan aldım enerjiyi böyle buraya verdim. Toplar soruyorum. Üçüncü sorumuz. Durum 1-0. Çok motor edeceğim seni. Rabarmada falan. Bir, geldi 1-0 oğlum yarışma diye. Zor olsun. Zor olsun. Valla. Yani 1-0 ya. Hani belki biliriz. Ve bilemezsek de çok puan da almasınlar. Değişik yani. Değişik. Zoru da hakikaten çok zor değildi bunun. Yani bilmiyorsanız hiç bilemezsiniz ama eğer çok azıcık bilginiz varsa Amerikan bilardo, pool. Toplam kaç adet bilardo topuyla oynanır? Amerikan bilardo deliksiz olan mı? Delikli olan. Delikli olan. Sana bakıyorum sorarken de sana bakıyorum. 18 falan mı? Salladım. Sayıyordum. Ne, ben direkt cevap verecek sanırım. Yok şey yaptım. Sesi düşündüm de. 21. Cevabınız 21 mi? Cevabınız 21 mi? 21. Yani bir mak, 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 6'dan mak. Yola çıkarak şu an. 6 değil. 7 miydi? 5'ten çıkacaktı. 5'ten. 16 idi cevabımız. Yanlış bir cevap. Beyazla yani beyaz beraber. Topla beraber. Ha, demek ki zoru seç. Yani siz bilseymişsiniz. Aynen. Seçebilseymişsiniz. Size kolay mıydı? Soruyu soruyorum. Bu zordu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 1968'den bugüne FIFA Dünya Kupası'nda 1970'ten bugüne hangi marka futbol topu kullanılmaktadır? Adidas'tır muhtemelen. 1970'ten Avrupa Şampiyonası daha da eski değil mi? Cevabım, nihai kararımızı verdik. Evet, Adidas. Dediler, bir puan daha aldılar alkışlarınızla. 2-0. Yetenek. Kim yapacak? Kimde sıra? Bizde mi sıra? 1, 2, 3, 4 sizde sıra. Hı. Şey değil mi? Manasız yetenekler. Manasız değil. Gelenlerin manasız yapıyor olması yarışmanda manasız yetenek diye bir bölüm olması gerektirmiyor yani. İçinde manasız yeteneklerin mesela, de oldu. He, oldu. Sen burada 8-10 tane top çevirebiliyorsun. Keşke. Lobut çevireceğim ben keşke. Hayır çevirme bize manasız yok, lazım. O şarkı şöyle yapabiliyor musun falan değil mi? Yok bizdeki yetenek manasız. Ne? Onu sunacağız. Bende var bir. Ne abi? Yani... Açıklama yapmak istiyorum. Çok ses. Düşünüp taşını buna mı karar verdin? Çok ses çıkardığını düşünüyor ve ikna etti bizi. Bak çıkmıyor sende öyle. Çıkıyor abi. Sessizlik herkes bak, yapıyor ya abi. Bu nasıl bir yetenek olabilir? Bir de diyor ki bir sessiz olun bak. Başka bir şey yok mu abi? Gerçekten çıkmadı. Bak orada bir adamın sesi var. Ta buradan geliyor ya. Güzel. Abi bunu ama şimdi şöyle, ben kızlara döneceğim. Bilekle vur. Kızlara neyse. Döneceğim. Oradan bir şey alacağım ama Allah aşkına bir şey düşünün. Böyle olmaz bu ya. Baksana abi. Şuna bak. Yani ya olmaz mı böyle ya? Vallahi billahi ya.
Bildiğin kumpasa geldim ben ya. arayıp telefonla para isteseydiniz lan yani böyle şey olur mu ya? Böyle 500 lira veririm abi. Bir diyor ki bak bir sus bak. Allah Allah. Aa, böyle çok güzel ayaklarını kütletiyor. Aa, ve sürekli yapıyor. 5 dakika ama işte burada boyunca da gösterebileceğim bir şey değil o. Ya böyle bir çorabını çıkartıyor musun? Ayakla mı? Çorap çıkarması ayrı bir yetenek. Ya evet. Çok ciddi Allah aşkına anlamda. Gerçekten. Barış böyle bir tane çorabını bir ayağıyla çıkartıyor, ötekini de ötekinin içine sokup böyle istediği her yere fırlatabiliyor ayağıyla. Ya lamba kapatmışlığı var orada böyle. Ben de gördüm. Barış, evlilikte nasıl, ne ara bu kadar rahata böyle bağladın seni? Mancılık gibi uzatıp. Vallahi bak ben yemin ediyorum, bak böyle bir şey yani gerçekten yapıyor olsam karımın önünde, kapının önüne koyar beni ya. Ama şimdi ilgi çekici geliyor insanlara da. Böyle izliyorlar. Antep'te yaptı. İnsanlara ilgi çekici geliyor olabilir ya yani sizin karın yani. Belki de sen böyle insansın. Oraya gelene kadar o. Ellerim ayak gibi düşün. Onu anladık, öyle olmaz. Çıkartıp bir de sapan gibi atıyorum işte onu. Yani o kadar. Öyle ama çok böyle anlatmakla yetenek olur mu abi? Beni düşün, ipin üstünde yürüyorum. İşte gösterebileceğim bir yetenek değil yani. Allah Allah. O yüzden biz bunu eledik, aramızda bir şey konuşmuştuk. Bir şey kütlüyormuş. Ayaklarımı çok iyi kütletir. Parmak gibi kütür, kütletirim kütür, yani. Kütür. Nasıl kütlet bakayım? Ama ayakkabı var, olmaz herhalde. Ha o da. Bakayım. Sürekli böyle ses çıkartabilirim yani. Bu da kireçlenme belirtisi. İşte ayakkabı olunca biraz az oluyor. Allah ya Allah. Düşündük bizde bir şey çıkmadı o konuda ya. Abi zaten yani sizin şimdi birinci mevzunuzda bir kişilik bölünmesi rahatsızlığı var. Bence siz bir genel olarak bir üniversite hastanesine gidin abi, tamam mı? Yanlış yere geldik. Yanlış yere gelmişsiniz. Ya da ben sizi buradan sesimizi duyururuz diye biz düşündük hani. Ama yani benim sevk yetkim yok. Yani ben sevk edemiyorum. Mağduruz. Mağduruz. Siz ne yapıyorsunuz? Yani... Bizde yetenek hani roman havası. Şurada vallahi çok iyi oynuyoruz falan. Gerçekten mi? Yok açmayın canım tabii ki de. Ya şöyle yetenekler. Açmam ben ya. Hani mesela yeteneklerimiz dur, var ya burada şöyle. Direkt ya kapı gıcırtısı. Vallahi mi ulan be? Ben sen aç dersin açmaz mıyım? Gerçekten roman havası. Biz oturarak oynayabilme yeteneğine sahibiz. Hayda. Bence bu bile yetenek. Ben de anlam veremedim niye oturuyorlar. Bizim yeteneğimiz bu yani. Ya şöyle bu böyle yapıyor. Allah'ım ya. Abi yemin ediyorum senin ya ellerini öpmek lazım. Adam şakır şakır oynatıyor ya. Ama biz de müzikten böyle yaptınız bir şey yok. Böyle yaptınız bir şey yok. Bunu çoğu insan yapamaz. Çoğu insan yapamaz olur mu? Buraya neler geldi ya. Bence. Buraya neler geldi neler. Ya çok bir şey gelmedi buraya. Yani. Çok da bir şey gelmiyor buraya. Yeteneksizsiniz bizim yani şey ama böyle ikinci tarafına vurguluyorsun yani yeteneksizsiniz yani. Sizsiniz de yeteneksizsiniz. Bildiğin yeteneksizsiniz bizim. Tek bak, kelime. Sahnesiz. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben parayı bırakıp kalkayım mı? Zaten grup grup gelmişler. Helal yani fazla da bir şey de yapmak istemiyorlar. Roman havası dediler. Kibariye aldım şey yaptım. Şöyle yaptınız ya. Olur mu kızlar ya? Vallahi buraya verelim bari. Adam ses çıkarttı ya. Yemin ediyorum. Kimi veriyoruz arkadaşlar? Gördünüz mü? Sorumuz ülkeler ve bayrakları. Ha. Kolay mı zor mu? Abi sen iyi bilirsin. Yapıştıralım mı zor? Yapıştır abi. Ama öyle Nepal mepal gelirse bilemem onları ya. Zor. Zor. Kenarı mavi çizgili, kırmızı, üstünde beyaz ay ve güneş bulunan dünyadaki 5 köşeli tek bayrak hangi ülkeye aittir? Aa, 5 köşeli tek bayrak. Öyle bir şey okumuştum ya. Kenarları mavi. Orta kırmızı. Kendisi kırmızı. Evet. Üstünde güneş ve ay resim var. Ve 5 köşeli. Güneş ve ay. Evet. Beyaz güneş ve ay var. Tayvan değil. Olmayanları saya saya bulabiliriz belki hani. Laos. Laos bayrağını hatırlamıyorum. Belki odur. Cevabınız Laos mu? Laos. Vank vank vank. Neymiş? Ne demiştin şey mail gelirse bilemem diye. Yok ya, ne pandemi. Evet abi.
Bilemedim Nepal bak gördün mü? Bir de 5 kişi olmasa işte. Vallahi sözün yeri adamsın ha. Bilemedim abi. Yemin ederim ya. Adam 150 ülkeden de Nepal'i tutturmam ya. Çok enteresan. Şöyle bir bayrağı var Nepal'in 5 köşeli dediğimiz ya, böyle tamam, flama gibi. Hatırlayamadım ya. Kolay soru. İşte soruyorum. Şimdi hatırladım. Bari 2-1 olacaksın. Neyi şimdi hatırladın? İşte Nepal'i. Bayrağın üstünde kırmızı bir akça ağaç yaprağı bulunan ülkenin adı nedir? Kanada mı? Dediler, 1 puan aldılar. İlk puanlarını aldılar. Kolay dedi. Durum 2-1. 5. sorumuza geldik. Kim önde? Siz öndesiniz. Biz öndeyiz oğlum, haberin yok mu? 3 kere mi söyleyeceğiz sana ayrı ayrı? Abi belki biri birine söylemiş. Küsmüşler. Mümkün. Olabilir. Şimdi uzay yarışı soracağım. Anlamadım. Uzay yarışı soracağım. Mevzumuz da ne? Ne soruyorduk biz? Ne soruyordunuz? En güzel ses. Ne çalı söylüyorsunuz? Yaşar Kurt'tan bir tane söyleyelim. Peki. Ne zaman geldin ruhum, görmedim seni. Uçaktan atlarken unuttum galiba seni. Ne zaman geldin ruhum, görmedim seni. Uçaktan atlarken unuttum galiba. Sarıl bana ruhum, ne olur sar beni. Çığlıklar geçti üstümden, bulutlar geçti. Ve o geçtik günlerimizde sen de bir. Bravo alkışlar. Siz niye söylüyorsunuz ya? Biz kaldık. İyice grup haline gelmişiz. Ateş de yakın bari şurada yani. Allah Allah. Ya yarışma burası arkadaş. Yarışacaksınız yani. Ana iyice yani. Rol çaldılar ya. Rol çaldılar değil abi. Benim şu an param çalındı. Ben şu an bunu hissediyorum ya. Beraber söylüyorlar abi sizle beraber. Anlatan adamla kumpas devam ediyor arkadaşlar. Evet siz ne söylüyorsunuz zaten? Söylüyorduk. Barış söylüyor. Birden gecem tutarsa güneşi çevir bana. Sevgilim bağışla, biraz zor olsa da. Affet beni akşamüstü gölgem uzarken. Öğleden sonra affet ne zaman istersen. Affet beni gece vakti ay doğmuş süzülürken. Sabaha kalmadan affet tam ayrıldık derken. Çünkü sen gecime, geceme, gündüz oldun. Tülüme yağmur oldun, gecime. Bu kadar işte. Bizim de bu. Alkışlarınızla. Şarkının nakarat bölümünü unutarak. Öyle mi? Evet. Nakarat olduğunu bile bilmiyorum. Bir unuttum ama nereye unuttum abi. Size soruyorum. Kolay mı, zor mu? Değil mi yani? Artık öyle değil mi arkadaşlar? Değil mi yani arkadaşlar? Evet, tabii. Yani kolay derseniz zaten uzay yarışı. Uzay yarışı neyse aklına ne geliyor? Erdem sana soruyorum. Kolay. Yani UFO geliyor ne bileyim. Ha? UFO. Ha. Erdener sana soruyorum. Tamam. Ha, onun aklına başka bir şey geliyor mu acaba? Ha, uzay çıkışlar falan olabilir. Kolay. Evet. Evet, evet. Değil mi? Uzaya ilk çıkan insan. Sovyetler Birliği kozmonotunun adı nedir? Aa, bir puanlık soru. Yuri. Yuri bir şeydi.
59'da mı 58'de mi ne çıktı hatta değil mi? Ha ne bir... Gitar. Çok ünlü bir adam ya. Hatta ön adı Yuri değil mi? Öyle yanlış hatırlamıyorsam. Yuri Skywalker. Ya onun da başını bilemediniz de onun bunun da sonunu biliyorsunuz. Toplayalım dedim ben. O Amerikalıyı biliyorum da diğer çıkanı. Ben bilmiyorum. Düşünmüyorsun da bilmiyorsun. Yani bilmemeni anladım ama bir yani akıl yürütsen. Yuri. Ya ünlü Rus zaten. Gorbaçov geliyor aklıma benim Yuri. O değil. Ne var mı? 1, 2, 3. Vardır herkes bilir. Yuri Gagarin ya. Kozmonot abi. Kaç tane kozmonot tanıyoruz zaten? Armstrong. Bir de Gagarin vardı aynı. Şimdi zor soruyu soruyorum. Ama zor sorumuz zor. Neil Armstrong'un Ay'a ayak basan ilk insan olduğu 1969 yılında Apollo 11 ile Ay'a giden. Buraya kadar tamam. Tamam evet, değil mi? Gitti evet. Herifler Apollo 11 ile. Orada çok enteresan bir insan var. Onu sormak istiyorum size. Hmm. Ay'a ayak basmadan geri dönen bir herif var orada. Yani Ay'a kadar gidiyor. Evet. İkisi basıyor. Birisi yörüngede dolanıyor. Onları alıp geri geliyor. Yani böyle bir talihsizlik olur mu? Yani hakikaten çok talihsiz bir insan. Dünyadaki bence en rakiplerini, arkadaşlarını kıskanan insan bu herif. Kesin yani. Kimdir arkadaşlar? Ay'a kadar gidiyor. Yörüngede duruyor. Neil Armstrong biliyorsunuz. Biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Neil Armstrong bastı. Ondan sonra Buzz Aldrin de bastı. Bu abi geri geldi. Apollo abi. 11 üçlüsünden bir tanesini soruyorum. Vallahi ben zorlamayayım bilmiyorum ben yani çünkü. Hatta karanlık tarafa falan gidiyor. Ayın karanlık tarafında yörüngede dolaşırken. Yörüngede dolaşmış. O vatandaş. Ya işte o evet. Bütün hikaye evet ama isim yok bende yani. Kaybediyorsunuz. Ama yarışmamızda yani 2-1 bitiyor. Şey... 2-1, 6-2. Seni de hayvan gibi motor edeceğim Rabarba. Geldi 2-1. Baya cahil çıktık ya. Gitarını akord etti falan. Yani. Daha doğrusu bana aslında daha başka malzemeler çıkarttın Allah razı olsun. 500 lira da paramı alıp gidiyorsun. Bir de utanmadan yani. Bilader ya. Yok. Yani yok. Yok mu arkadaşlar? Yok ne yazık ki. Bilen var mı arkadaşlar? Bu taraf kazanıyor artık. Baya zormuş. Bilmiyorsun zor soru hakikaten. Michael Collins'ti. Çok zor soruydu ama yani bu insanı da tanıyın yani. Bu hakikaten yani nasıl ikna ettiler bu herifi? Daha mı azmış? Daha... Oğlum sana iki maaş veriyoruz mu dediler? Ne dediler yani? Saçma sapan bir şey. Yemin ediyorum sen de bineceksin dediler. Son anda içeride mi bıraktılar? Yoksa ben gitmem yani. Ben Ay'a gidiyorsam ayak basara dönerim abi yani öyle değil mi? İnşallah güzel güzel harcarsınız. Sizler de arkadaşlar böyle kumpaslara geliyoruz. İstediğiniz zaman arkadaş grupları toplanıp beraber ateş yakıp şarkı söyleyeyim. Akdeniz akşamları ortamlarına sizleri de bekliyoruz. Eğer yok ben yarışmaya gelmem derseniz ben sizin evinize 500 lirayla gelirim. Siz kendi aranızda konuşurken ben size 500 lirayı takdim eder siktir ola giderim istiyorsanız. Yani böyle de yapabiliriz eğer istiyorsanız. Çünkü bu yarışmada da pek bir soru bilemediğiniz için yine bir yarışmaya da benzemedi yani. Nepal bayrağı zordu. Evet zordu. Nepal dediğim halde. Evet. Ya bu uzay sorusu zordu. Gagarin zordu kolaydı bence. Evet ya. Gagarin kolay. Ama yani Star Wars sorusunda ama Yoda'ya şimdi... şu küçük yeşil şey diye yani azıcık bir şey yani bilir falan İzleyince gibi. İzleyince kendimden utanacağım ya Star Wars'u. Bu adama ben küçük yeşil olsun. Şey dedim diye. Çok güzel yarıştık gerçekten. Seviyorum de. Teşekkür ederim. Demiyor. Demiyor. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Hala yani parayı vermek istemiyorum. Çünkü dolandırıldığımı hissediyorum. Ama olsun. Her maç skorlu olmaz yani. Evet. Bizim yarışmamız biraz farklı. Bizim yarışmamızda önemli olan kazanmak. Dünyadaki her yarışta önemli olan yarışmaktır. Ama maalesef ben nasıl boktan bir yarışma yapıyorsam önemli olan kazanmak bizde abi. Anladın mı? Geleceksin. 500 lira alıp gideceksin. Biz de böyle. Ediyorum. Takım arkadaşın da evet çok iyiydi. Başarısı vardı onun da. Evet abi. Mazhar Fuat Özkan ve Barış'ı ağırladık. Kusura bakma. Ya estağfurullah. Kusura bakma da yani biraz rahatsız ediciydi. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar abi bir şey çalsana artık ya. Allah'ım delireceğim herhangi bir şey ya. La minör, re minör, mi minör, la minör, re minör, mi minör. Tamam mı? Ha. Oh. Bir yarışmamızın daha sonuna gelmiştik. Bizi niye seyretmediğinizi gerçekten net bir şekilde anlamış durumdayım. Bari dislike atın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.